Düzce Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen Çeltik Hasat Şenliği'ne Düzce Valisi Selçuk Aslan, il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Aslan etkinlikte yaptığı konuşmada tarımın önemine vurgu yaptı. Tarım Bakanımızın güzel bir noktası var. Tarladan sofraya diyorum. Bugün çeltik hasatını yaptık. Çeltik hasatında malum kaç ay önce tohumlama yapmıştık. Bugün bir çerdöverle, bir çerdöverin silosuna çeltiğimizi biçtik. Çeltiğimiz fabrikamıza girdikten sonra önce dış kabuğu, kavuzu alınmakta. Kavuzdan sonra kepeğe dönüşmekte. Devamında endüstri anlamda pirincin atıl kısmı kırık pirinç ve artık sofralık hale gelmekte. Fabrikasyon kısmı bu şekilde işlendikten sonra daha büyük torbalarda endüstriyel kullanımına doğru dönmekte. Markalaşma noktasında da torbalardan sofralara, raflara gidecek şekilde coğrafi işaret olarak, pirinci olarak markalaştırılarak raflarda yerini almakta. Raflardan alıp o lezzetli rayihasının farkıyla damaklarda hoşluk bırakan Konural pirincini devamında Konural pilavı haline getiriyoruz. Konural pilavımız da coğrafi işaretli. Özgün bir lezzeti var. Tabii ki yine yürüttüğümüz özgün çalışmalar kapsamında özellikle farklı sağlık noktasında diyete uyması gereken vatandaşlarımız açısından diyetisyenlerin de doktorların da tavsiyesi olan siyah pirinç üretimi de Düzce'de özellikle Çilimli bölgemizde yapılmakta. Valiliğimiz, özel idaremiz ve Çilimli Belediye'mizin işbirliğiyle teşvik edilerek üretilen bir ürün. Şu anda tohumun desteğini bizler kamu olarak veriyoruz. Ve de çiftçilerimizi teşvik etmek açısından alım garantisi sunuyoruz. Hadi bereketli olsun, afiyet olsun diyelim. Yufkalı Konurak pilavı. Tarladan sofraya. Lezzetin adı. Afiyet olsun. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Belediye Meclisi'nin Ekim ayı 2. birleşimine katılarak meclis üyelerine geçtiğimiz 2 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında ve projelerin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Selamlıyorum. Bugünkü toplantımızda geçtiğimiz 1-2 aylık süreçte yaptığımız çalışmalar ve projelerimizle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Korugöl Tabiat Parkı bağlantı yolunu tamamlamış bulunuyoruz. Hafta sonları gidenleriniz vardır. Gerçekten şu anda çok kullanılan, çok revaçlı olan, daha işin başındayız bir yer. 4,5 kilometrelik yolun tamamlanması son derece önemliydi. Böylece Korugöl'e ulaşım son derece rahat ve konforlu bir biçimde sağlanacak. Hamidiye kapalı modern pazar yerimizi açtık. Şehrimizin birçok bölgesinden gelen vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve nezih bir ortamda alışverişlerini yapma imkanı sağlamış olduk. Aynı yerde kestane pazarı olacak. Yine aynı yerde antika pazarı ve sanat pazarı da bulunacak. Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer hastaları gündüz bakım merkezimizi açmış bulunuyoruz. Bu merkezde zihinsel aktiviteler, bedensel egzersizler, sanatsal etkinlikler, müzik aktiviteleri ve aile danışmanlığı gibi hizmetler sunacağız. 23 Nisan parkımız içinde yer alan ve estetik güzelliğiyle dikkat çeken Sabıta noktasını kütüphane ve etüt merkezine dönüştürüyoruz. İş arayanlar ve işverenler arasındaki köprüyü güçlendirmek için iş grubumuzu yeniden yapılandırdık. Bugüne kadar iş grubuna 8.875 iş başvurusu yapıldı. Bunların 6.950'si işe yönlendirildi. 2.785 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Düzce'mizin en eski ve bilinen meydanlarından biri olan Kızılay Meydanı'nda uygulanacak projeyle ilgili fikirlerini almak üzere bölgede faaliyet gösteren esnaflarımızla bir araya geldik. Asar Deresi rekreasyon projemiz de hızla devam ediyor. 29 Ekim'de burayı açacağız. 29 Ekim'deki valilik öncülüğünde düzenlenen resepsiyonu burada yapacağız. Hepinizi 29 Ekim'deki resepsiyona değerli arkadaşlar
bekliyoruz. Konulap Antik Kentimizdeki kazı çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Konulap kazıları inşallah bu sene bitecek, tamamlayacağız. Şu anda restorasyon projesi yürüyor. Bu da yıl sonuna doğru bitmiş olacak. Batı Karadeniz bölgesinde ama İstanbul'a en yakın antik tiyatro. Burada etkinlikler düzenleyeceğiz. Sizlere bir anketten söz etmek, anket sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Metin Işık liderliğindeki bir ekip Marka Şehir Düzce, Türkiye'de Düzce algısı imajı üzerine başlıklı bir anket çalışması yaptı. Arkadaşlar, anket Düzce'de yapılmadı. 16 başka şehirde yapılmış ama Düzce sorulmuş. Düzce kelimesi sizde nasıl bir çağrışım uyandırıyor sorusuna %63 oranında olumlu, %37 oranında olumsuz cevap verilmiş. Düzce kelimesini duyunca aklınıza ilk ne geliyor sorusuna %48 deprem, %16 Düzce Üniversitesi, %12 Akçakoca, %10 tabiat, %5 fındık cevabı veriliyor. Hepinize sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Avukat Arabulucu Ali Dilber Başkanlığındaki toplantıda 39 gündem maddesi karara bağlandı. Düzce Belediyesi'nin 2025-2029 dönemi için hazırlanan ve kurumsal stratejilerinin belirlendiği stratejik plan meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Mevcut kredilerin yapılandırılması ve vadelerinin uzatılması adına 200 milyon liralık kredi talebi ve Başkan Doktor Faruk Özü'ye yetki verilmesi ise oy çokluğu ile onaylandı. Beltem, Temizlik Genel Hizmetler AŞ ünvanını alan şirketin faaliyet alanlarına güvenlik hizmetleri ile lojistik hizmetlerinin eklenmesi de oy çokluğu ile onaylandı. Meclisin onayı ile Düzce Belediyesi, bütçe içi işletmesinin hizmet konuları da genişletildi. Oy birliği ile alınan kararlara göre Düzce Belediyesi, biyokütle, güneş, rüzgar, akarsu dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğal gazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla tesis kurabilecek, işletmeye alabilecek, devralabilecek, kiralayabilecek ve kiraya verebilecek. Bütçe içi işletme tarafından üretilen elektrik enerjisi özel ve kamu kuruluşlarına, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satılabilecek. Ayrıca her türlü enerji yatırımı ve işletmeciliği de yapılabilecek. Stratejik plan. Okuyalım lütfen. Belediye Meclisi'nin 7-12-2024 tarihli toplantısında komisyonlar edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2025-2029 stratejik planı görüşülecek. Düzce Belediyesi 2025-2029 stratejik planı oy birliğiyle kabul edildi. Planı güçlü komisyonu. Talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser. Belediye Başkanlığımızca mevcut kredilerin yapılandırılması, vadelerin uzatılması adına 48 ve 60 ay eşit ödeme seçenekleriyle faiz hariç 200 milyon lira tutarında kredi talebinde bulunulması, kredi işleyişlerleri için Belediye Başkanı Doktor Fark Özü'ye yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi plan ve bütçe komisyonu. Güvenlik hizmetleri ve lojistik hizmetlerin eklenmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi plan ve bütçe komisyonu. Evet, söz isteyen var mı? Yok. Talep oyunuza söylüyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Bu yıl 13.sü düzenlenen Yörex Fuarı'na Düzce damgasını vurdu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir ve Düzce Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar Düzce standı hakkında açıklamalarda bulundular. Kıymetli hemşerilerim, 13. Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nda Düzce standındayız. İlimizi valiliğimiz simayesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda tüm mahalli idarelerimiz, tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel basın kuruluşlarımızla beraber en güzel şekilde tanıtmak ve temsil etmek amacıyla buradayız. Fuar oldukça hareketli geçmekte. Yurt içinden ve yurt dışından çok farklı insanlarla Düzce'miz hakkında fikir teatisinde bulunma imkanımız bulunmakta. Burada Düzce'mizde üretilen, Düzce'mizde yaşatılan her türlü maddi, manevi, kültürel öğeyi meraklı insanlara anlatma imkanımız olmakta. Özellikle coğrafi işaretli ürünlerimiz oldukça ilgi gördüğünü memnuniyette müşahede etmekteyiz. Bizler Düzce'nin hizmetinde olarak, Düzce'nin evlatlarıyla beraber Düzce'mizi en güzel noktalara taşımak açısından samimi emekle, hoşgörüyle, gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Sözü bağlarken Düzce'de üretilen onlarca ürünümüz var. Düzce'ye gelsene diyoruz, Düzce'den alsana diyoruz. Evet, bugün Antalya'da Yörex Fuarı'ndayız. Düzce'miz burada. Düzce Valiliğimiz,
Sanayi Ulusal Ticaret Başkanı Başkanlığımız ve üniversitemizle birlikte tüm belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Antalya'da fuardayız. Burada Düzce'mizi tanıtıyoruz. Düzce'mizin güzel yemekleri, güzel insanları burada. Özellikle güzel insanları olması yeterli. Ama tabii bunun yanında yemekleri de var. Çok güzel yemekleri. İşte kestanesinden, balından, fındığından bir sürü önemli yiyecekleri burada. Ben bu fuarın hayırlı olmasını, Düzce'mize faydalar getirmesini diliyorum. Düzce'mizin güzel ürünleri hepsi tescillenmiş. Türkiye'de tescillenmiş ürünlerimiz var. İnşallah bunları yakın zamanda da Avrupa tescili de yaptıracağız. Ben herkese şunu diyorum. Düzce'den alsana. Bugün bildiğiniz gibi Görex fuarındayız. Ampaş Antalya'da. Başkanlığımızın organize ettiği, valimizin desteklediği fuar gayet güzel katılımlı. Standımız çok güzel. Standımız geniş. Çok rağbet görüyor. Biz bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Birlik, beraberlik olunca neler olacağını, neler olabileceğini göstermek adına çok önemli. Bütün belediye başkanlarımız, sayın valimiz başımızda zaten. 4 gün, 5 gün buradayız inşallah Cuma'ya kadar. Düzce'ye gelsene. Coğrafi işaretli ürünlerimizden Düzce'den alsana. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Antalya'da devam eden Yörek Suvarı'nda sepet örme tezgahının başına geçti. Düzce'de fındık dallarından sepet örücülüğü yapan Recep Erdoğan'ın getirdiği tezgaha oturan Erdoğan Bıyık, fuara gelenlere sepet örücülüğünü gösterdi. Bizim de bu iş çok meşhur yani. Bizde sepet var. Sizin elinizde biraz... Bu çay sepetleri yapıyorlar. Sizin elinizde de biraz birazcık da var yani. Var. Yakıyorum. Neden dolayı? Ben de çok çırak yapıyorum. Çünkü bıçakta da sorun var. Niye kesmiyor? Ben de aynı sorunu yaşıyorum. Onun için de mesela kaynaklanan bir hata değil mi? Bıçakta. Bıçak yapan bulamadım. Ne kadar imzalatacağız? Ne kadar? Bir milyon kadar düşer. Bir milyon. Antalya'da devam eden yöresel ürünler fuarına katılan Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, Düzce'ye yakışan bir stand yapıldığını ve diğer standlara göre çok daha iyi olduğunu belirterek Beyköy'de Yeni Kale'nin turizme açılacağı müjdesini verdi. Görüyorsunuz yoğunluğu. Bütün rayonlardan neredeyse en çok kalabalık fizikti. Düzce'ye yakışan da bu. İnşallah herkesi Yörek Fuarı'na bekliyoruz. Herkese teşekkür ederim. Beyköy'ün inşallah yeni sezonda kale dibini tanıtmaya başlayacağız. Devamında bir süper kalemiz var. Onu da bir turizm amaçlı oluşturduktan sonra elden geçirip halkımıza kısa zamanda inşallah oraya hizmeti açacağız. Ama önce bir tanıtmamız lazım. Önce turizme kazanıp kale vasfını tekrar alması lazım. Son dönemde karayollarında sık sık görülen araç yangınları hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyor hem de araç sahiplerine maddi kayıplar yaşatıyor. Ancak araç yangınlarını önlemek bazı basit yöntemlerle mümkün. Düzce'de 20 yılı aşkın süredir motor tamiratı yapan Emrah Ustaoğlu, artan seyir halindeki araç yangınlarının önünü nasıl geçileceğini anlattı. Aracın bakımları tam değildir. Sürücüsü bakımlarına itina göstermiyor olabilir. Elektrik tesisatında sıkıntı olabilir. Disk balata yanmaları oluyor genelde. Veya yakıt kaçakları olabilir. Zamanlı zamansız. Bunlar insanın başına gelebilen şeyler ama bu kontrollerini zamanla bakımları yaptırırsak bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kesinlikle bunlar kontrol altında olmadığı için bu yangınlar, bu kazalar oluşuyor. Yani elektrik tesisatını, işte yakıt borularımızı kontrol ettireceğiz. Yani her yıl bunları kontrol ettirirsek kafamız rahat olur. Bir şeye sebebiyet vermeyiz, başkalarının canının yanmasına neden olmayız. Birebir büyük kamyonlar, ağır bakımları, ağır basılan ağır bakımları biraz ağır oluyor. Fiyatları yüksek oluyor. Çekiniyorlar herhalde, bilemiyorum ama yani kontrol ettirirsek bunları zamanla daha iyi verim alabiliriz. Kazaları önleyebiliriz. Biz müşterilerimizi de yönlendiriyoruz bu yönde bakım konusunda. Bakımla, tabii ki bakımla geçeceğiz. Şimdi göstermezse 2 sene sanayiye uğramazsa araba, kontrol altına almazsak yangın da çıkabilir.
kazaya da sebebiyet verebilir yani. Bu frenlerden de geçerli, tesisat için de geçerli. Bu tamamen hepsi bakımdan geçiyor. Yani periyodik bakımlarımızı zamanla yaptırmak zorundayız. Kontrollerimizi yaptırmak zorundayız. Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkinde faaliyet gösteren Oba Makarna Fabrikası'nda 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şumay 16 Eylül tarihinde Akyaz ilçesinde son yolculuğunu uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesinde devam eden 24 yaşındaki Güven Albayrak'ta 25 gün sonra Düzce'de toprağa verildi. İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Merve Menteş'ten de dün acı haber geldi. Menteş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Merve Menteş'in hayatını kaybetmesiyle birlikte makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Merve Menteş'in cenazesi Hendek ilçesi Yeşilköy mahallesindeki evine getirildi. 3 kardeş olduğu önünden ve Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden geçen sene mezun olan Merve, öğle namazı sonrasında evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenab-ı Hak yolculuğunu güzel eylesin. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da komşu eylesin. Cenab-ı Hak geride kalan yakınlarına sabır şekilde ihsan eylesin. O merhum ve kardeşini dünya hayatında bir muvahit Müslüman olabilir miydi? Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahidimize, evladımıza, kardeşimize, üzerimizdeki haklarınızı, kul haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal olsun. Aziz kardeşlerim, bu merhum kızımıza üzerinizdeki bütün hakları helal edin. Helal olsun. Allah sizden razı olsun. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tüm de geçmişlerimizin ruhları için, merhume yavrumuzun ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Ferhan Namdar yaklaşık 7 yıl önce Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık köyünden aldığı araziyi ailesiyle birlikte hayalini kurduğu çiftliğe dönüştürdü. Ferhan Namdar çiftliğin 3,5 dönümlük arazisine ahududu, kızılcık, böğürtlen, alıç ve ayva ağaçları dikti. Bolu şehir merkezinde ayrıca kuaförlük yapan Ferhan Namdar bulduğu her boş vakitte köye giderek yetiştirdiği ürünlerle ilgileniyor. Namdar topladığı ahududu, kızılcık, böğürtlen, alıç ve ayvaları eski usullerle kara kazanlarda marmelat haline getirerek internet üzerinden ürünlerini satıyor. Kargoyla müşterilerine ürünlerini gönderdiğini ifade eden Namdar, yoğun talep olduğunu belirterek şöyle konuştu. Aşırı lezzetli ve acı olmasına rağmen farklı Roma domatesi,
Yani bahçe işlerini seviyorsunuz yani. Evet. Annem üretmeyi çok seviyor. Ata tohumcu zaten. Evet. Zaten farklı domatesleri de görebilirsiniz burada. Hepsi çok çok farklı. Mesela şunlar buynuz domates. Şunlar, orada görünüyor. Altın çilek bunlar. Evet. Bunlar altın çilek. Buynuz domates. Evet. Bunun ismini hatırlayamadım şu an. Annem tabii. Burası annemin olduğu için. Evet. Yaklaşık 80 çeşit domatesleri var onların. Çok farklı tohum üreterek bütün Türkiye'ye ata tohumu dağıtıyorlar. Çileklerimizi onunla. Evet, bunlar da. Bu da turuncu domatesimiz. Bu da zebra domatesimiz. Turuncu domatesimiz, zebra domatesimiz, Roma domatesimiz. Siyah güzellik enfes bir lezzeti var. Siyah domatesimiz. Daha birçok rengi var. Tabii şu an bulmak çok zor. Hepsini bir anda. Ne domatesi? Yolcu domatesi. Yola giderken bıçak almazlarmış yanına. Bunu bölüp bölüp koparıp suyu akmadan yiyebilirsin. Çekiyor, o belli zaten canım. Odun da gayet güzel yanıyor. Odun ateşinin lezzeti. Ben Ferhan Namdar. Mudurnu'da çiftliğimiz var. Burada almış olduğumuz araziye ahududu bahçesi yaptık. Böğürtlen bahçesi yapıyoruz. Kızılcık ağaçları dikiyoruz. Bunları organik olarak yapıp satışa sunuyoruz. Çok seviyorum. Gürültüden uzak, daha sakin oluyor. Hem de bir şeyler üretmeyi seviyorum. O yüzden böyle bir şey seçtim. Ekeli 3 yıl oldu ahududları. Şu an tam geliştiler, tam verim verdiği zamandalar. O yüzden şu an tam böyle bize verimli zamana geldiler. Ahududu, marmelatı, ahududu suyu, işte kızılcıklar büyüyor tam. Kızılcık suları, kızılcık şırası. Şıra demeyeyim de ya da konsantre gibi diyelim aslında. Birçok daha marmelat yapıyoruz. Daha ekstra buradan dağlardan toplayan bayanlar getirdikleri alıçları marmelata çeviriyoruz. Daha birçok ürün, işte kozalak şurupları, kabak reçelleri gibi gibi daha bir sürü şey yapacağız. Bayağı bir talebimiz var. Kargolarımızı vermeye göndermeye başladık. İnşallah iyi olacak. Bunu da bir iş olarak sevelim. Evet. Üretmek güzel, yetiştirmek güzel. Artık her şey çok sıkıntılı. İnsanlar bence ekmeli, üretmeli. Artık her şey köy hayatına geri dönüyor. Evet. Bence geri dönmeliler. Biz buraya döndük. 7 yıl oldu. Çok da güzel oldu. Bolu'da 3 gün önce Semih Yılmaz'a ait otomobil Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bağlandı. Susuzkanık köyü mevkiinde bağlanan otomobil için kurtarıcı çağrıldı. Olay yerine gelen otokurtarıcı SB otomobili 7 Emin Otoparkı'na götürdü. Aracını almaya gelen Semih Yılmaz fiyatı duyunca hayatının şokunu geçirdi. Merkeze yaklaşık uzaklık 10 km olan Susuzkanık köyünden 7 Emin Otoparkı'na 8.000 lira fiyat isteyen kurtarıcıya Semih Yılmaz isyan etti. Yetkililerden duruma el atmasını isteyen Semih Yılmaz şöyle konuştu. 2 saat kadar üzerimizde bekledi. Otoparka giriş saatimiz 1'di. Sizin aracınızı çekmek için bizi acil 112 çağrı merkezinden ihbar düştüğünde saat 10.25'ti. Evet. 10.25'ten saat 1'e kadar sizin aracınız yani otopark giriş saatine kadar çünkü asayiş şubenin içine çekmekteki amaçlarını onu polisler arama yapacaklarını söylediler. Hı hı. Asayiş şube ekipleri amirliğinde.
Bu sebepten savcılıktan karar gelmesi için bu zaman süresi içerisinde bekleneceği söylenildi. Bize de o esnada aracı üzerinden indirttirilmedi. Yaklaşık 8 bin lira bir ücret ve ben şoförler odasına da sordum. 1,5 ile 2 bin arasında çekiciler fiyat alıyorlarmış, ücret alıyorlarmış. Sen 3 bin lira söylüyorsun, ben buna da razıyım. Ya 8 bin lira ücret, bak 8 bin lira ücret, bir saniye abi. 8 bin lira ücret yarım askeri ücret yapıyor. Yani 15 gün çalışıyor insanlar buna. Ben şu anda, bak ben şu anda aracımı çıkaramıyorum. Ve burada da her gün ücret yazıyor bu araca. 200 lira kadar. Sen bu ücreti aldığında vicdanen rahat olacak mısın? Bunu bana söyler misin? Tamam abi. Aracımızı ancak buraya kadar getirebiliyoruz. Buradan dışarıya çıkaramıyoruz. Ben Bolu Çaygökpınar Köyü'nde ikamette eden Semih Yılmaz. Aracım su sıkınık mevkiinde polisler tarafından çekilmiştir. Kurtarıcı arkadaş 7 Emin Parkı'na getirdi. 8000 TL ücret talep etti bizden. Biz mağduruz şu anda, bu aracımızı alamıyoruz. Getirdiği mesafe yaklaşık 10-12 kilometre diye tahmin ediyoruz. Şoförler odasına da sorduk. 1,5 ile 2 bin lira arasındaymıştı. Ve Bolu halkı olarak bundan daha çok şikayette bulunan insanlarımız var. Biz mağduruz, aracımızı şu anda alamıyoruz. Ben tahmin ediyorum ki Ankara, İstanbul, yani çok abartılı şehirlere gideceğine inanıyorum. Çünkü şoförler odasından da biz fiyatları aldık. Yaklaşık 1,5 ile 2 bin lira arasındaymış fiyatlar. 8 bin lirayla karşılaştığımızda mağdur kaldık yani. Parayı ödemeden otomobili alamıyor musunuz? Alamıyoruz ve bu parayı ödeyecek gücümüz de yok. Savcılığa suç duyurusunda bulundun mu? Evet, savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Bu arkadaş hakkında işlem yapılmasını istiyoruz gerçekten. Bolu halkı olarak zaten birkaç araştırma yaptık. Bu kişiden çok kişi şikayetçi. Fiyatı duyunca şok oldunuz mu peki? Aşırı şekilde şok olduk. Bizim beklenti hani olsun 1,5-2 bin lira bekliyorduk. Hadi olsun 3 bin lira. 8 bin lirayla karşılaştığımızda şok olduk gerçekten. Babamızı satalım. 2-3 tane çekici alalım. Eğer böyle bir kazanç varsa yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanlar 6-700 liraya gününü akşam ediyor. 8-10 saat çalışıyor. Bu da yazık yani. 10-12 kilometre getirdiği yol. Hadi yaksın arabası 200-300 lira. Hadi yaksın 500 lira. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Biz mağduruz. Bolu halkı olarak herkesin mağduruz. Gelirse, öyle evet. Bir şey var mı ya? Biz devlet mi bunlar? Hayırdır Bolu abi? Bolu halkı olarak mağduruz. Bu adamın... Olay Deiz Karayolu. Kasaplar Köyü mevkiinde bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un başkanı Abdullah Onurlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig takımlarından Bolu Spor'un yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı. Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracıyla Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı. Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını belirtti. Sen nereden gelecekler? Sakarya'nın Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda MK isimli kişi sokakta yürüdüğü esnasında arkadan gelen İM tarafından silahla bacağından vuruldu. Sebebi henüz belirlenemeyen olay sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İlçe merkezinde meydana gelen olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde MK'nın yürüdüğü, hemen arkasından İM isimli şüphelinin sinsice gelerek ateş edip kaçması, vatandaşların yaralıya müdahalesi ve bazı vatandaşların olayı gerçekleştiren şüphelinin peşinden koşması yer aldı.